Yalova'dayız arkadaşlar. Yeni kapıya geçeceğiz feribotla. Biletimizi aldık. Yürüyen köşkü görmek için vaktimiz var. Hemen hemen 1,5 saat vaktimiz var. Onun için şimdi yürüyen köşke doğru gidiyoruz. Eşim köpeği aldı bizim zeytinimizi, onu gezdiriyor. Köşke doğru çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Bisiklet de koymuş Yalova Belediyesi. Enerji bisikletiymiş. Hem bisiklet yolu var. Şu şekilde devam ediyor. Belanın ellerini işliyoruz. Yürüyüş yolu üstünde şöyle bir de köprü var. Altından dere akıyor. Sahili kum. Muhtemelen denizi temiz ve burada giriliyor diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle karşısında hem yeşillik alanlar var. Beton masalar var. O pimpon masası bile koymuşlar. Bazı masaların başında şey yerler var. Izgara yerleri. Barbeküsü var. Geldik. 15 dakikadır yürüyoruz. Aracı bırakmıştık İdo'nun otoparkına. Hikayesini biliyorsunuz mutlaka buranın. Şöyle tabelalar hazırlamışlar. Atatürk ilk kez 19 Ağustos 29'da gelmiş Yalova'ya. İşte buranın hikayesi burada şu tabelada var. Buradan durdurup okuyabilirsiniz. Ya da ben size okuyayım. Atatürk nakil hazırlıklarını yakından takip ve tetkik eder. Köşkün kaydırılmasına bizzat kendileri, kız kardeşi Makbule Atadam, Vali Vekili Muhittin Üstündağ, Fen Müdürü Vekili Yusuf Ziya, Cumhuriyet Gazetesi Baş Muhabiri Yunus Nadi, İstanbul'dan gelen mimar, mühendis ve gazeteciler nezaret eder. Önce bina çevresindeki toprak büyük bir titizlikle kazılarak temel seviyesine indirilir. Kazma işlemi bittikten sonra bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. İlk gün köşkün teras bölümü kaydırılır. Sonraki iki gün ise ana binanın raylar üzerine yürütülmesi işlemi tamamlanır. Bina 4 metre 80 santim kadar doğuya doğru kaydırılmış olur. Böylelikle ağaç kesilmekten, köşk ise yıkılmaktan kurtulur.
İdo'dan bu tarafa doğru ve köşkten İdo'ya doğru hareket saatleri. Şu buggy ile yapıyorlar bunu. Yarım saati var. Muhtemelen dönüşü bununla yapacağız. Şurada köşk kafeterya var. İşte Atatürk için yapılan köşk de bu. Resimdekilerden daha küçük gözüküyor. Giremiyor muyuz içeri? Lütfen eşyalara ayak sürmeyin diyor ama. Ocak için fiyat yazıyordu. Kişi başı 5 lira diye.